daha sana Ergin Aslan Aslında çok uzun zamandır e, teknik direktör ne olacak diyorduk yani evet. planlama için aslında önce teknik direktörün belli olması sonrasında transfer planlamanın planlamasının yapılması daha sağlıklı olabileceği yönünde İlk olarak fanbron tercihi terciyi beklediğim bir tercih miydi ve nasıl buluyorsun bu terci ee, beklediğim tercihlerden bir tanesiydi ki son günlerde zaten konuşun e, yanında e, bir teknik adamla daha aslında söz kesilmiş, anlaşılmış ve beklemeye alınmıştı. Kulüp onlara dönüş yapacaktı. E, o arada tabii farklı bir isim olur mu diye de kendi arasında fikir tartışması yapıyordu yönetim kurulu. Bronkons'ta karar kıldılar. Tam da 1903'te açıkladı bugün Beşiktaş'ın e, hani kuruluş e, yılına da 1903 olarak denk geliyor. Evet. E, hayırlı olsun Beşiktaş için. Aslında devre arasında eee Bronkons'u Beşiktaş'a getirilme isteği şuydu. Eee hem Samet Aybaba hem Hasan Arat'ın Beşiktaş'ın nasıl oynaması gerektiğini tarif ederken agresif, rakip yara alanda daha çok bulunan, çok pozisyon üreten, coşkulu, risk almayı seven bir Beşiktaş'tan bahsediyorlardı. Orada o Van Bronckhorst'un ekibiyle ilgili bir problem olunca o iş bir sekteye uğradı. Hatta bugünler gibi yani geçtiğimiz hafta Beşiktaş nasıl bir süreç geçirdiyse o dönemde de öyle bir süreç geçiriyordu. Bir böyle çok fazla bir isim doluşuyor, herkes baskı yapıyor, teknik direktörlerde de vesaire. O iş olmayınca Az önce Serkan Yetkin'in söylediği çok önemli bir şey var. Bronkons'un oyun tarzı. Tam Beşiktaş tribünlerinin, Beşiktaş seyircisinin e, isteyeceği tarza yakın bir oyun oynatıyor. Orada Santos tercihiyle aslında nasıl bir yanlış yaptığını Beşiktaş o süreci görerek, e, iki aylık sürede görerek e, anladı. Acı bir tecrübe oldu. Hayırlı olsun Beşiktaş'a. Bronkons e, yerellikle birlikte ki Feyenoord'da şampiyonluğu var, ki Feyenoord da zaten hani Feyenoord'a ait bir isim gibi. Ta öz kaynağından çıkıyor e yardımcı antrenörlükten e, takımın başına geçmesine kadar. 5-6 tane kupası var orada ama en önemli şeyi uluslararası bir yönü var. E, burada Frankfurt'ta kaybettikleri penaltılarla kaybettikleri bir final var 2022. O süreçte e, eledikleri takımlar da Braga ve Leipzig'ti yanlış hatırlamıyorsam. Onları eleyerek geldiler. E, finalde penaltılarla kaybettiler. İki yönü de var. Beşiktaş da Avrupa Ligi'nde. Ama Bron Kors'u getirmek e, Beşiktaş'ın şu anda teknik direktör önceliğiydi. Getirmesi gerekiyordu. Çünkü Moral bozucu bir ortam vardı. Rakipleriyle beraber düşündüğü zaman Beşiktaş'ın Mourinho'yu açıklayan bir Fenerbahçe şampiyon olarak devam eden Okan Buruk vesaire. Beşiktaş'ta çok isim konuşuluyor ve herkesin bir fikri var ve bir isim üzerinde yoğunlaşılmıyordu. Yani yüzde yirmi, yüzde yirmi, yüzde yirmi gibi her ismi geçen evet. antrenörü aşağı yukarı eşit şartlarda Seni zaten yapıyordu. rahatsız ediyordu. Yani bu kadar evet. çok seçenek olmaz. Evet. Hani biraz daraltılması lazım. Bile. Evet bu kararsızlık ve sürecin uzaması herkesi yıpratıyordu. Şimdi teknik direktörde en önemli aşama alınmış oldu. En önce teknik direktörü getirmenin avantajını şöyle yaşayacak. Yaşaması lazım Beşiktaş. 22 Ağustos Avrupa Playoff'una kadar yani o Avrupa Ligi Playoff'una kadar vakti var. Ee, az önce sizin ilk bölümde dinledim. Ee, anlattığınız Beşiktaş'ın elinde bulunan 17 tane ki Warhol'la Gezalı denklemden çıkıyoruz. 17 yabancı oyuncu var. Burada bu süreci Van Bronckhorst'la beraber e, yürütmek, götürmek en önemli şey aslında. Evet. Kimle nasıl oynayacak? Kesinlikle. Elbette izledi takımı. Aylardır Beşiktaş'ı takip ediyor, izledi, izliyor Bronckhorst. Kimle devam edip, oyun formatına, oyun anlayışına kim uygun? Bunları eleyip yeni transfer sürecine dahil olması için... Zamanlama açısından da doğru. Yani ilk onu transfer etmiş olmak, ilk teknik direktörü transfer Kesinlikle etmiş olmak önemli. Elbette e Saltker revize yapacaktır sanki kadroya e, ama. Tabii kim gelirse gelsin büyük revize gerektiriyor zaten. Evet. E tabii Salt teknik direktöre bırakılmayacak kadar önemli bir iştir transfer. İşte Cesus'ta kendi sözleşmesi bir yıllıktı. getirdiği oyuncular dört yıllıktı mesela. Trabzonspor sezon başında yaşadı. Eee ile birlikte mesela. Hı hı. O yüzden Beşiktaş'ta bu konuda 3-4 ayrı birim var. Hoca da bu birime dahil olacak. Birlikte ortak akılla bir karar çıkacaktır diye düşünüyorum. Hayırlı olsun Beşiktaş'a. Ama Hayırlı. sevecektir Beşiktaşlar oyun anlayışını. Ama tabii Süper Lig'in dinamikleri biraz e, farklı. Oraya da bir uyum sağlarsa. Ya şöyle de bir gerçek var. Biz e, geçen sezonun devre arasında Bronckhorst ismi çıktığı zaman e, yine yayınlarda Ergin'le de konuşmuştuk. Tamam. E, Feyenoord'a yetişen. Alt yaş kategorisinde çalışan, daha sonra 2015'te gelen iki sene sonra kupayı, 5 kupa aldı orada zaten. Bir lig, ikişer e, kupa evet, ve süper, süper kupayı aldı. Serdar Topraktepe'de yardımcılarından biri bu arada. Evet, o, ee, onu da belirtelim. Mustafa Korkusuz da şimdi yazmış. Serdar Topraktepe devam ediyor yani. Ee, bu da e, oradaki dengeyi sağlama açısından önemli. Kesinlikle, Şöyle, o, o, az önce gibi. dedi ya hani o Süper Lig'in dinamikleri orada Serdar Topraktepe'nin de desteği olacaktır. Evet. Çin serüveni... Niye kısa sürdüğü araştırdığımda e, ailesiyle birlikte oranın yaşamına uyum sağlayamadığını gördüm. Olabilir. Ee, yoksa de çok astronomik bir e, paraya gitti zaten Çin'e. Onu da söyleyeyim Gansu'ya. E, sonrasında Rangers'ta yaptıkları da e, orada zaman zaman eleştiriler oldu ama e, UEFA finali ne olursa olsun unutmamak gereken bir durum. Ancak tabii şöyle de bir gerçek var. E, hangi teknik direktörü getirirseniz getirin. Şu anda Beşiktaş'ta ilk sorun çözüldü ama bundan sonraki sorunun evet. çözülmesi lazım. Çünkü 19 yabancı futbolcu var ve bu 19 yabancı futbolcunun yavaş yavaş işte e, talipleri ha? olanlar oluyor. Abu Bakar'ın ismi geçiyor isteyenler olduğunu e, birkaç futbolcuyla daha var. E, ama çoğu futbolcunun gitmesi lazım ki e, Van Bronckhorst'un istediği oyun yapısında oyuncu transfer edebilsin Beşiktaş. Şu anda aslında yöneleceği ilk etapta o gidecek oyuncular olacak. Ee, zaten o yüzden önünde biraz vakit kalması açısından erken getirilmesi iyi oldu. Niye? Bu süreç çok karmaşık bir süreç. Kolay kolay buradan e, sıyrılmak kolay evet. değil. Ben mesela gitmeyeceğim diyor. 3,5 milyon euro maaşı var. Hadi buyurun. Rebic 2,5 milyon euro maaşı var. Gitmeyeceğim diyor. Bir yılda sözleşmesi var. Hadi çıkın bu işin içinden. Onlar gibi mesela Rozier dönüyor, Onan'a dönüyor, Montero dönüyor. Bunlar olmayanlar yani ikinci yarıda denklemde olmayanlar bir de hmm. takımın içerisinde kendi içerisinde ferim alamadığınız oyuncular var yabancılar var yani şu anda e, Beşiktaş 6 yabancı bırakmak istiyor kadrosunda yeni de 6 yabancı transfer etmek istiyor 12'ye tamamlamak için 17 kaldı Borul ve Gezal'dan sonra düşünün 11 tane yabancı oyuncu ile yollarınızı ayırmaz giriyor yeni bir transfer kadar zor bir iş bu Sadece Van Bronkons'ta sınırlı Çok kalmayacaktır bu. Bir de iyi ee, performanslar sergilemeyen oyuncuları yani elden çıkartmak çok, çok güç. Çok zor. Yani i̇şte biraz ha, zararı göze alarak. Bedel, evet, bedeller de evet, biraz ne lensi olacak. Ne olacak? Douglas A, A, değil evet. mi? Yan sahada koşup 4-5 milyona Hiçbir şey yapmadan alıyorlar. para kazanmışlardı. Buraya bir dahil bir isim daha dahil edecek Beşiktaş. E, sportif direktör dahil edecek ama bu anladığımız klasik manadaki sportif direktör olmayacak. Yani bizde nedir? Sport direktör tepede olur ya gelir teknikleri direktör. Hayır orada bir futbol koordinatörü var Samet Aybaba. Onun organizasyonun içerisinde oyuncu transferinden ziyade kadroyu boşaltmak üzerine. Yani Avrupa'da ilişkiler iyi, e, portföyü iyi, bu konuda bilinirliği, tanınırlığı olan bir ismi. Kulüp bünyesine katmak istiyor. Çünkü bu 11 oyuncuyu göndermenin iki yolu var. Bir, var mı bir isim? Bildiğim bir isim. E, yani en son Desantis falan ismi geçiyordu. Geçti iki gün önce evet. haberi Ama, çıktı. Evet ismi geçiyordu. E, i̇şte bir Nuri Hoca gelseydi Dortmund'da işte Devin Özek olacak. Yani bu bu böyle bir arayış var Beşiktaş'ta. Sayın Hasan Arat bu TRT'ye konuk olduğunda burada oturuyordu. Bunu tanımladı. Ben orada biraz kafama oturdu. Çünkü ben sportif direktör modelinin Samet Hoca'nın olduğu bir şablonda Feyyaz Hoca'nın futbol şube sorumlusu bir de teknik direktör var. Hatırlıyorum otur bunu. Konuşmuş. Oturmuyordu kafamda yani ama tanımladıktan sonra kafamda otur. Dedi ki şöyle tanımlayalım hani sistemi, teknik direktörü, transferleri belirlemek değil. Biz burayı Avrupa'da... Avrupa pazarını bilen bir ismi kulüp bünyesinde e, ikame etmek istiyoruz. Çünkü menajerlere gittiğiniz zaman biraz daha zarara girebiliyorsunuz orada. Ama kulüp bünyesinde çalışan bir isim olduğu zaman biraz daha işinizi kolaylaştırabilir. Bu benim kafama oturuyor. Çünkü e, zor yani burayı boşaltmak gerçekten zor İyi ilişkileri kullanmak lazım. Orada. Bu arada Rangers performansı hani son olarak olduğundan dolayı Rangers performansına bir göz attım. 68 maç, 42 galibiyet, 11 beraberlik, 15 yenilgi, 2.01 puan ortalaması. Gerek Hollanda'da gerek İskoçya'da genellikle pasa pas oyununu ağırlıkta değerlendiren, bekleri çok etkin olarak Tabii. hücum... 4-3-3 oynuyor zaten. Evet. Bekleri mutlaka skor katkısı evet. yapacak beklerden seçen, bir teknik direktör. Yani epey bir değişiklik yapılması gerekiyor Beşiktaş'ta. Evet. Yani öyle, özellikle kanat bekleri çok doğru söylüyorsun. Yani çok şimdi Ferdi gibi ve Osa'yı verin mesela Bronkons'a. Böyle uçar. Yani size çok iyi iş çıkartır. Ee, şimdi Beşiktaş'ta sağ tarafta Enerji olarak ve niyet olarak iyi niyet koymaya çalışan iki oyuncu var. Svensson ve Onur. Ama sizi yarışın içerisinde direkt hedefte tutar mı? Zor. Tamamlayıcı oyuncu olurlar gibi. Oraya bir transfer ve kanat bekler üzerinde konuştuğumuz için söylüyorum. Diğer taraftaki Masuaku e, hocanın isteyeceği tarzda bir oyuncu ama Masuaku'nun şöyle bir sıkıntısı var. İstikrar problemi var. Hı hı. Sürekli sahada olman gerekiyor. Sürekli oyuna alışkın ve sürekli hocanın istediği sürükleyiciliği yapman gerekiyor. Bence bir, bir transferde oraya... Sen bir de çok doğru bir şey daha söyledin. Ee, yani şimdi elinde kontratı olan ve gitmek istemeyen oyuncuya da ne kadar müdahale edebilirsin? Öyle yani, bir problem de var burada. Bu aslında e, çok yara şeyin futbolun yarası bir konu. Doğru. Bosman, o, şimdi mesela demin dedin ya Jesus Hoca bir yılına geldi evet, ama 4 yıllık yıl. kontratlar evet, imzalattı. Evet. evet. Yani doğru. E, Bosman Kanunu'ndan sonra e, bütün hikaye futbolcular lehine döndü. Yani futbolcuların mağdur edilmemesi gibi. Elbette o da bir emek, çok iyi bir e, yetenek, performans tamam ama yani bir maden işçisi ne gösterilen gösterilmesi gereken ehemmiyet belki bu manada kulüp oyuncu ilişkisinde oyuncudan yana sürekli pozisyon alıyor. Yani kulüplerin burada çok mağduriyetini görüyoruz. Ee, 4 yıllık yani sözleşme. Mağdur olan hani oyuncuya kadar teknik direktörler daha fazla mağdur oluyor. Onlar da çok oluyor. mağdur oluyor. Doğru. Yani burada hep oyuncu lehine performans göstermiyor, savsaklıyor. Ee, sözleşmeyi ona göre yapıyor. Ama genelde davaların %90'ı %95'i oyuncu lehine çözülüyor. Ee, bu da her kulübü zora sokuyor. Yani Özellikle Türk futbol kulüplerini zora sokuyor. Hı. Çünkü transfer burada plansız, programsız yapıldığı için her sene şampiyonumuz bile 10 transfer yapıyor. Sürekli bir harman hali var. Bu bizi zora sokuyor tabii. Genellikle disiplinli, takım odaklı, e, taktiksel bir e, profile olan oyuncu grubuyla e, oynamış Van Bronckhorst. Savunmada daha sağlam organizasyon. Hücumda etkili geçişlerle rakip savunmayı zorlamaya yönelik oyun yapısından bahsediyoruz. O hücumda geçişlerde az evvel söylediğimiz gibi o bekler çok önemli. E, ama e, genç futbolculara da, genç yeteneklere de fırsat verdi. Gerek Feyenoord'da gerek Rangers'da. E, o nedenle böyle hani sürpriz isimlerde çık çıkarsa şaşırmam. Onu da belirttim. E, dün de tabii dün Serdar Topraktepe'nin de bir açıklamalarını evet. ekrana getirdik ya o da... Ee, en az 7-8 oyuncu var altyapıdan çıkabilecek potansiyelde diye bir açıklaması vardı. Tam cümleyi hatırlamıyorum şimdi ama e, belki senin dediğin de şimdi Serdar Topraktepe'de yardımcısı olacak. Hani öyle bir destek alıp Serdar Topraktepe'den bu tip bir e, de yapabilir diye düşündüm sen söylerken e, bir yandan çünkü baktım. Çünkü e, en fazla tartışılan evet, şuydu. 7-8 oyuncu. E, Beşiktaş'ta acaba yerli bir teknik direktör mü gelsin? İşte seçim var kısa vade şeklinde. Çünkü Van Bronckhorst'un ismi gündeme geldiği zaman da Ergin şimdi geçmişi çok iyi hatırladığı için o yardımcı, ekip çok önemli. Sadece teknik direktör değil, bir teknik direktörü, bir menajeri getiriyorsanız takım teknik direktörü. Ekibini de getirmeniz gerekiyor. Ve en kritik adam olmayınca veya en kritik bir ekibinde biri yer almadığı zaman soru işaretleri yer alıyor. Biz o dönem onları konuşmuştuk. Yoksa evet. zaten Van kursu anlaşılmıştı diye biliyorum. Doğru, sen doğru, de bir yere gitsen mesela bugün sen de. Ben ekibini istersin. Tanış, hiç bilmediğim bir ülke, tanımadığım bir Biz lik, Siz yapamazsınız Serkan gel. Yani evet <laughs> yani, yani bizi e, Büyük bir ihtimalle <laughs> beraber giderdik. Evet. Kesin, Serkan bizim Serkan'a <laughs> kalsın bir yere gidemezdik. <laughs> Yayında <gülüyor> mecburen söyledi de birazdan gerçeği öğreniriz tabii onu. Yani ister ekip evet. ben çok haklı buluyorum. Genç oyuncu meselesi kulağa hoş geliyor. Hmm. Çok güzel, hoş geliyor. İşte bir de Serpil Amdizyon resmi koyuyorsunuz. Onun söylemleriyle çıkıyorsunuz imza törenine. Güzel. Herkes de destekliyor. E peki başladık lig 6. hafta gençlerden kurulu takım. 5 tane genç var sahada skor alamıyorsunuz. E, Türk futbol ortamı ne tribünü ne sosyal medyası artık buna müsait değil. Yani bir harman gibi aslında. Evet doğrusu bu zaten. Öyle yapar. Şey. Ve senede iki tane iki tane çok lüks yani bir oyuncu bile yakalasanız artık hani günümüz futbolunda öz kaynaktan ki Semih mesela yakalandı Beşiktaş'ın havasını değiştirdi. Şimdi orada bildiğim çok önemli oyuncular var bir Hekimoğlu var. Yani e, Semih'in üzerine çıkabilecek bir potansiyeli var. Ama tabii bunları Sürekli ilk 11'de başlatıp hemen böyle e, takıma adapte etmek de çok kolay bir şey değil. Ne olursa olsun insanlar düdük çaldığında, son düdük çaldığında skorborda puan durumuna, tabelaya bakıyorlar. Şu kabul edebilir, bakın biraz bunu Beşiktaş'ın, Beşiktaş yönetiminin Beşiktaş camiasına doğru anlatması lazım. Neyi anlatması lazım? Samet Aybaba göreve geldi, dönelim Fikret Orman dönemine. Sonra 2 yıl Biliç çalıştırdı. 3 yıllık bir serüvenden bahsediyorum size. Beşiktaş o 3 yıllık serüvende ilk 2'ye giremedi. Doğru düzgün bir iş döneminde derbi kazanamadı. Ama biri güne bir gün Serkan tribünden istifa sesi çıkmadı. Niye biliyor musun? Beşiktaş 30. haftalara kadar yarıştı. Beşiktaş elindeki mevcut potansiyelini sahada ne varsa sahaya yansıttı. Şimdi bakın Galatasaray son şampiyon iyi bir kadrosu var. Fenerbahçe çok daha büyük havayla giriyor Mourinho falan. Beşiktaş'ın kadro olarak olmasa da oyun, mücadele, karakter koyma anlamında bunu gösterdiği andan itibaren Zaten hani e, bu kabul görecektir, bu mücadeleci yapı, e, bu agresif oyun kabul görecektir diye düşünüyorum. Bunu biraz doğru anlatmak. Ama lazım. bu kadro yapısıyla değil değil, değil, değil. Onu belirtelim. Ama onu hangi teknik direktör gelseydi bence bu kadro yapısıyla evet. değildi. Yani hiç beklemediği bir sezon yaşadı Beşiktaş. Bizim bildiğimiz Beşiktaş hiçbir zaman böyle olmadı. Ceyla en büyük sıkıntı kadro planlamasıydı zaten. Yani hepimizin ortak vurgusu oydu. Bir sürü teknik direktör geldi. Bir sürü isim altı, görev aldım. Altı aldı. kere evet. yani değişiklik çok. Kolay kolay da göremeyeceğim evet, bir durum. Çok yani çok fazla. Ve hepsi e, takım kurgusunun yanlışlığıyla alakalı. Yüzde yüz öyle. Ve bu e, kararsızlıkla ilgili ben burada geçen gün e, söyledim. Dedim yani bu dönemlerde kulüp yönetimleri içerisinde fazla demokrasi iyi değil. Başkanlık sistemi vardır kulüplerde. Kurmaylarınız aylarınız bir iki kişidir. Danışırsınız, alırsınız futbola sahadan gelen bu işlere daha uzman kişilerle yol yürürsünüz ama herkesin fikrini almak anlamında altı parametreyi altı gruba ayrı sorduğunuz zaman buradan bir hiç çıkmıyor zaten. İşte tam Serkan'ın söylediği geçen yaz Beşiktaş'ta yaşanan şey oydu. Ee, bu arada Sayın Başkan Ahmet Nur babası vefat etti. Allah Bugün seyirsin. de cenaze töreni vardı. Allah rahmet, rahmet eylesin. Başsağlığı dileyelim, sabır dileyelim. Ee, sayın başkan Çebi vardı, Şenol Hoca vardı, Emre Koca da vardı futbol şubesinde ve Ceyhun Kazancı vardı şeyde sportif direktör olarak. Yani orada bir kararsızlık ortamı oluşmuştu ve iyi bir şey çıkmadı işin sonunda. O yüzden burada da e, çok dağıtmamak lazım. Buradaki etkin gruplar işte yönetici, etkin, profesyonel burada çok dağıtmadan karar alarak yol yürüyor olmanız lazım. Beşiktaş'ın başına bu sene ne geldiyse zaten o plansızlık ve kararsızlıktan geldi. Büyük bir ihtimalle kadroyla alakalı görüşülmüştür. Tabii ee, tabii yüzde yüz. İstediği takip kadro zaten. beklentisiyle alakalı. Ee, ama transfer ister. Ya tabii oynatacağı tabii, futbolu tabii. az çok izleyen biri olarak söylüyorum. Ee, yani en az, az 6-7 oyuncu ister. İşte yine aslında başa dönüyoruz. Hangi hoca gelse şu anda Beşiktaş'ta Taş'ta takviye ister. Yani bu az önce sen bölge bölge de biraz anlattın. Yani yarışmacı kadro bu olamaz diye Zaten bu sene Fenerbahçe ve Galatasaray öyle oyunlar oynadı ki o kadar erken o fark açıldı ki şimdi biraz daha Beşiktaş'ın da e, o yarışa girmek istiyorsa biraz ona yakın bir kadro bütçesi yettiğince bence e, kurması gerekiyor. Ve ve zamanında kurması gerekiyor. Van Bronckhorst tarzı hocalar sistem hocalarıdır, Orta Avrupa hocalarıdır. Onlar için en önemli şey takımın e, ne oynayacağını çok sık tekrar etmesi ve çok sık birlikte oynamasıdır. Doğru. İdmanlarda sürekli aynı oyunu defa defaatle oyuncuları bıktırana kadar oynarlar. Çünkü taktik disipline çok sadık kalınmasını isteyen bir model. Orta Avrupa teknik direktörü baktığınız zaman. Tam bu disiplin. Evet tam şimdi tam. bunu bunu nasıl sağlarsınız? Ee, kamp dönemine gerek Nevzat Demir'de gerek yurt dışında yapacağınız kamp dönemini ki Temmuz'da başlıyor. Bir ay gibi bir süresi var Beşiktaş'ın. Orada en azından yapacağınız transferlerin %70'ini %80'ini Hocaya vermeniz gerekiyor ki oynatmak istediği sistemi mevcut kadroda bulunan ve yeni gelen isimlerle o uyumu sağlayıp çok sık beraber tekrar yapmalarını sağlayıp o sistemi hazırlık maçlarıyla geçiriyor olması lazım. Bir de, bir de maç hocaları vardır değil mi mesela spontaneşme. Sergen Yalçın hmm. mesela ne verirseniz malzeme bir şey çıkarmaya çalışır. Maç hocasıdır. Bir de sistem hocası dediğin hocaya da Abdullah Avcı gibi ilk şampiyon hmm. olduğunda Trabzon'da. Bakın Ahmet Ağoğlu ile o zaman bugünkü Ertuğrul Başkan, As Başkan. iki futbol şube hmm. sorumlusuydu. Transferlerin hepsi kampa yetişmişti. ...ve çok iyi bir sezon geçirdiler. Evet onu. Önemli bir kriter ki. bu. Yani Doğru. Beşiktaş yönetimi Hocadan bağımsız transfer süreçleri işliyor. Orada futbol komitesi var, Samet Hoca var, isimler var. Muhtemelen hocayla da irtibatlılardır. Ama bu işte süreci. kampa yetiştirmek için aslında bu zamanlarda karar vermiyorlar. Sezon devam ederken bir planlama yapılıyor. Yapılıyor olması kaybı. lazım. Evet. Umarım yapılmıştır. Yani Türk, Türk futbolunda çok alışkın olduğumuz bir şey değil o. çok Trabzonspor şampiyon olduğu dönemde Mart ayı, Mart Nisan gibi bitirmişlerdi. Onu, evet, e, evet. Sayın e, Avcı da açıklama yapmıştı, Abdullah Avcı evet. da. Evet. Önceden plan yaptığına ilişkin. E, şimdi savunma hattına bakıyoruz. Şimdi Masuak konusunda farklı düşünebilirsiniz belki ama şimdi komple savunmanın zaten değişmesi gerekiyor. Katılıyorum. Ya bence Masuak'u da ben dahil ediyorum ama farklı düşünen izleyicilerimiz ve arkadaşlarımız da oluyor açıkçası. İyi oyuncu istikrar problemi. var. Ya evet yani Van Bronckhorst'un oynayacağı takım savunması hiçbiri değil. Yani dör, bu dört ne, yeni transfer olması gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Bir Rıdvan hamlesi gelir mi? Glasgow'dan. İşte o ol, olabilir mi? Olursa şaşırmam aslında. <laughs> evet, evet. Olabilir çünkü çok iyi tanıyor. İsteriz evet, biliyorsun evet, kendi de ya olayın o da içinde. da gelmek ister mi? Tekrar. Ya oraya işte devamlı yabancı alman için, orayı komple değiştirmen için ne yapacaksın? Ee, sağ bek, sol bek, iki stoper komple değişecek. Orta alanda öngörün ön, 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 ön ne yani senin? Onun üzerine gidelim biraz. Çünkü şimdi yeni bir teknik direktör geldi. Ee, televizyonu açtım ben. E, ee, Van Bronckhorst Beşiktaş'la anlaşmış. Nasıl bir oyun yapısı olacak? Kimlerle oynayacak? Neler olabilir? Düşünürüm açıkçası. Tabii. Ya Onun üzerine gidelim ister. ya kale kaleciyle devam edecek tabii ki Mert, Hı -hı. ama savunma hattında yani o dörtlü değişecektir. Mesela Necip vesaire o da tamamlayıcı oyuncu. Tayyip Talha tamam, tamamlayıcı oyuncu, oyuncu olarak kalacaktır. Çünkü yabancı serbestliği geliyor bu sene. E şimdi orta saha tarafından baktığınız zaman Musrati Muçi Beşiktaş'ın yeni ve hatırı sayılır bir para vererek transfer ettiği oyuncular. Bunlar kadro planlamasında var ki Muçi Arnavutluk'ta belki Avrupa Şampiyonası'nda çok iyi işler yapabilir. biliyorsun sonra da. Evet hazır. evet Başına. çok iyi işler Bilmiyorum. yapabilir. Ve Getson orta sahası. Ama mesela topla ilişkisi iyi oyuncudan ziyade takımla ilişkisi iyi oyuncu ister Broncos. Şimdi ya. topu alıp sürüklemek ben bir izleyici olarak driplik yapan oyuncu çok hoşuma gider mesela değil mi? Keyif verir. Ama şimdi teknik adamın e, bu konudaki orta sahada bakışı Medel, Toreria e, gibi böyle hadi çok geriye gideyim, Apya gibi böyle ısıran, e, taban gösteren mi? Yoksa böyle daha e, yumuşak, topla oynamayı seven oyuncu tarzı mı? Ben A tarafını tercih edeceğini düşünüyorum. Orada da bir Beşiktaş'ın hamlelere gelecektir. e Gezal ayrıldı, kanatlar aşısı var. Oranın ikinci bir oyuncuyla, ikinci iyi bir oyuncuyla tamamlanması lazım. Abubakar denklemde yok. Zaten taraftarla ilişkisi kopmuş bir durumda. Mecburiyetten belki kadroda kalır ücretten dolayı ama... Birinci planda olmaz. Çok iyi bir golcü gerekiyor ee, buraya. Semih var bir de iyi bir golcü. Cenk'in durumu da belli değil çünkü sözleşme imzalanmadı. E, sol tarafa da oyuncu lazım. Baktığın zaman Beşiktaş'ın gerçekten yeni bir aşağı yukarı yani %70'i yenilenmesi gereken bir takım gerekiyor. Valla ben e, ilk o Ocak ayında konuşulurken Van Bronckhorst ismi çıkarken şöyle bir şey söylemiştim. E, eski öğrencisi Ryan Kent'ti e, Rangers'ta ve onunla beraber çok iyi performans sergilemişti. Dedim ki herhalde gelirse almak isteyebilir diye düşünmüştüm. Şimdi gelince yine aklıma geldi. Onu söyleyeyim. Hani olur olmaz bilmiyorum ama daha önce çalışıp da e, efektif evet. olarak yararlandığı bir isim olduğu için. E, olabilir. Ya bu, noktada, bu olabilir ama Beşiktaş'ın taraftarını solda. bence sadece beklediği tarzda oyuncular. Bu arada kesinlikle katılıyorum sana ama. Yok çok verim almıştı çünkü. O nedenle söylüyorum. Direkt evet. aklıma geldi. Direkt. Çünkü Fenerbahçe'de oynamıyor zaten. Listede yoktu. Evet. Şimdi fan daha önce çalışıp etkili olan bir futbolcuyu fan isterse şaşırmam. Ligi de biliyor. <laughs> o da var. Şaşırmam mesela oraya isteyebilir. Onu söyleyeyim. E, tabii olabilir. Yani kent e, büyük beklentilerle transfer edildi Fenerbahçe ama bölge çok doluydu. Yani çok daha üst klasman oyuncular evet, geldi. Evet çok diyemadı Tabii çünkü oynadığı bölgenin oyuncuları çok istikrar sağladı. Yani Tadiç, e, çift kanat kullansan İrfan Can Tadiç. Yani şey yap, yapmadı hiç boşluk bırakmadılar bu oyuncular. Ama katılıyorum. O kadar yani. da yedek olacak bir oyuncu değil, da değildi değil. bence. Ama dediğin gibi yani diğer oyuncular o kadar iyiydi ki kente sıra gelmedi. Evet. Olabilir yani Serkan. Yani konu konu konu, konu konuyu açıyor aklıma gelince söylüyorum. Ee, kadroyu yaptık o tarafa yaptık. Hayır, şimdi Beşiktaşlı taraftarlar da <laughs> nasıl bir kadro oluş, oluşturacağız biz? Hani tamam geldi Van Bronckhorst ama kimle oynayacağız? Ama işte bunları konuşabilmek Fanbron için başa Kurs'ta dönüyoruz yine bu, kim gelecek. Bu arada yani planını yapmıştır tabii. Şimdi Devre arasında zaten e, ligi takip etmeye başlamış, Beşiktaş'ı takip etmeye başlamış. Mutlaka aklında en az 3-4 isimle geliyordur buraya. Ama diyordur ki yani gönderme işi sizde hani <laughs> bu oyuncular tabii, ve benim tabii, işim tabii. değil göndermek. Şu 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 isimler bence hemen planını sistemi şeyini listesini yapmıştır bile. İşte hayata geçirilme Rızlı konusunda e, tereddüt yapmaması lazım Beşiktaş'ın. çünkü bu konu biraz can sıkıyor. Yani karar alma ve hayata geçirme konusu. Maalesef son yıllarda, son 2-3 iki, iki, sezondur yönetimler değilse de, teknik adamlar değilse de Beşiktaş'ta e, çok hızlı aksiyon alınamıyor. E, tabii bunun büyük oranda sebebi maddi durumlarda var. Çok kolay işler değil bu işler. E, o yüzden tabii ki Bronkos istiyordur ki devre arasından beri Beşiktaş'ı elbette izliyor, takip ediyordur. Çünkü hani gelme olasılığı her zaman kenarda duruyordu Bronkos'un. Hele e, son hoca Fernando Santos ayrıldıktan sonra, Beşiktaş'ın yeni hoca arayışı zaten belliydi. Bronkos evet. o konuda bence takımı hakimdir. Çok izliyordur. Ee, orada iş biraz da tabii yönetimde yani o bitiricilik dediğin şey, iş bitirebilme dediğin şeyin bir an önce devreye girmesi lazım ki sonra böyle şeye dönüyor iş. Bizde transfer dönemi bir hafta on gün uzun ya Avrupa'da kapansın bir bakalım akşam pazarı gibi ne olur ne olmaz diye. Ama bak Beşiktaş son 3 sezondur Eylül-Ekim ayında ligden kopuyor. İlk 10 haftadır Beşiktaş'ın olayı. Bakın tarihsel olarak ilk 10 hafta Beşiktaş'ın olayıdır. Doğru. O ilk 10 hafta hocayı hocaya getirdiğin hocaya imkan alan sağlıyor olman lazım ki hocanın özelliklerini görelim biz. Evet. O yüzden e, hani Beşiktaş son ana bırakıp fırsat transferi kovalamak yerine Bronkons gibi hocalara az önce söylediğim belki tekrar düşeceğim ama o Temmuz'daki kampa büyük oranda işini e, takviyelerini yetiştirmiş olması.